Şimdi arkadaşlar e, hani bütün evlerde hani bu şofben olayı bir problem. Nasıl bir problem? Biliyorsunuz şofben e, çok yüksek amper çeken bir cihaz. 3 kademeli bir şofben 3. E, kademede zaten 32 amper çekiyor. Hani 1. kademede zaten ısıtmıyor suyu. 2. kademede de yine soğuk hani duş almak için konuşuyorum. Duş almak için 3. kademede anca ısıtıyor. O da 32 amper. O da çok yüksek bir amper. Buradan giden hani iki buçuk milimlik pardon şuradan giden iki buçuk milimlik bir kablo e, diğer hani cihazlar da çalıştığı için bir de şofben yüklendiği için ister istemez hattı kabloyu ısıtıyor ve orada herhangi bir tehlike arz edebilir hani kabloyu eritip e, borunun içinde yine faz nötr birbirine temas edebilir veya faz toprak birbirine temas edebilir hani bunun için nasıl bir çözüm önerirsiniz diyorlar. Şimdi benim çözümüm şu hani prizden genelde hani göstereceğim banyoda prizden. Şu iki e 2.5 milimlik kablodan yine 2.5 milimlik kablo ile hat çekiyorlar. Ne kadar sağlıklı? Beni benim için hani hiç sağlıklı değil. Daha doğrusu hani ben şofbeni kullanmayı da tavsiye etmiyorum ama yine de bir öneri babında buradan nasıl hat çekeceğinizi göstereceğim. Ee, hani termosifon kullansanız daha iyi. Termosifon hani 8-9 amper çekiyor ve e, o kadar da hani yüksek bir amper çekmiyor. Hani rezistanslar bir cihaz ama e, şofben hani ani ısıtıcı, ani su ısıtıcı olduğu için yüksek bir amper çekiyor. Şimdi mesela buradan şu kablolar gördüğünüz gibi faz kablolarımız. Şunlar faz. E, yine bu nötrümüz. Bu da toprak. Şimdi hani bir ba e, bağ evi olsa şuradan şöyle alır ki alır gidersiniz hani 4 milimlik kabloyla. 6 milimlik kabloyu da alabilirsiniz. Mesela bakın pano beslemesi kaç milimlik arkadaşlar? Yani 4 milimlik. Dört milimlik kabloyla buraya pano beslemesi yapmışlar. Şimdi e, dediğim gibi hani e, ev hani şey olduğu için normal müstakil bir ev değil daire olduğu için şuradan hani duvar yararak bir hat çekemezsiniz. Ta banyoya. Çünkü banyoyla buranın arası nereden baksanız 10 metre var veya 8 metre var. <laughs> Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Benim önerim e, buradan bu ata giden hatta mesela şofbenin prizi hangisi? şofbene giden bu hat hangisi mesela örneğin şu. Bu hatta sökeceksiniz arkadaşlar. Tabi önce şurayı çıkaracaksınız. Burayı sökeceksiniz. Sigorta kutusunu sökeceksiniz. Bu şofbene giden mesela şu sigortayı. Hani ne yapıyorlar bu mesela 16 cd, 16 amperlik olduğu zaman 32 amperlik takıyorlar işte şofbeni kaldırsın. Yanlış arkadaşlar. Hani 2.5 milimlik kabloyu 32 amper çok fazla. Hani o kadara dayanmaz yani bu kablo. Yani buzdolabı çalışıyor. Aynı hatta çamaşır makinesi çalışıyor. Fön makinesi çalışıyor. Ee, yine farklı muhtelif cihazlar çalışıyor. <laughs> ne yapmamız gerekiyor? Yani sigortanın amperini yükseltmek çözüm değil. Buradaki benim önerim kablo 2.5 milimlik kabloyu Burayı söküp borunun içinden güzel bir hani o banyoya giden priz hattını zaten banyoya buradan tek kablo gider hani tek hat gider başka bir boğattan atlama alınacağını düşünmüyorum. Buradan banyonun boğatına bu giden e, hatta arkadaşlar 4 milimlik kabloyla faz nötr çekmeniz gerekiyor. Bakın hani buradan şunu çıkarıp şu kabloyu borunun içinden sökeceksiniz komple ne kadarsa 7-8 metre. E, boğatın içine 7-8 metrelik bir 4 milimlik kabloyla hat çekmeniz gerekiyor. Artık 6 mı çekersiniz 4 mi çekersiniz onu sizin tercihiniz. Şimdi arkadaşlar hani ben sigorta kutusundan buraya iki buçuk milimlik kablo yerine 4 milimlik kablo ile hat çekeceksiniz derken hani bu iki buçuk milimlik kablo ile dört milimlik kabloyu değiştirin babında söylüyorum. Hani bu borunun içine zaten ikinci bir hat sığmaz. Yani buradaki borunun içine bu siyah kablo iki buçuk milimlik siyah kabloları 4 milimlik kablo ile değiştireceksiniz. Yine buradan hani prize giden aşağı prize giden e, banyodaki prize giden eee kriz beslemesinde iki buçukluk kabloyu 4 milimlik kabloyla değiştireceksiniz. Değilse hani e, tekrar sigorta kutusundan buradan borunun içinden yeniden bir hat çekin. Böyle bir şey söylemiyorum. Bunu da hani söyleyeyim. Şimdi burası sigorta kutusundan gelen e, banyomuza gelen bu atımız. Burada yine kablolar gördüğünüz gibi iki buçuk milimlik kablolar. Şu e, yukarıdaki siyah kablolarımız e, bu, bu atımızın beslemesi. Bu Sigorta kutusuyla bunun arası arkadaşlar zaten tek hat. Hani e, doğrudan sigorta kutusundan geliyor burada buraya enerji. Buradaki hattı e, oradan buraya 4 milimlik kablo çekebilirsiniz. Hani şofben için eğer ki çok arzu ediyorsanız şofben kullanmayı. Buradaki bu hata sigorta kutusundan e, 6 milimlik veya 4 milimlik kablo faz nötr toprak e, çekebilirsiniz. Mesela bakın buradan banyoya gideceğim. Burası banyo. Yani çoğunluk genelde şuradaki banyonun prizinden şofbeni kablo alırlar hani. Tutup da buradan kimse bu attan şofbeni kablo çekmez. Prizden alırlar. Dediğim gibi yine oradaki bu attan bu prize arkadaşlar 4 milimlik kabloyla hat çekmeniz gerekiyor. Buradan da yine şofbeni nereye kuracaksanız yine şofbeni kurduğunuz yere buradan 4 milimlik kabloyla hat aldığınızda hani sizin işinizi görür. Hani iki buçuk milimlik kablo ısınıyor diyorsanız veya zarar görüyor, çalıştırmıyor, elektrikleri e, dairedeki bu e, bütün hattı zayıflatıyor diyorsanız. Hani şunu da belirteyim. Buradaki prizden yine e, hani şohbene hat alınmasında ben sağlıklı bulmuyorum. Hani ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? E, bence hani bu hattan hani prize ayrı ayrıyeten bence hani bu hattan prize ayrıyeten bir faz nötr eğer kablonun yerin içinde yer varsa şofen e, için ayrıyeten 4 milimlik kabloyla bir faz nötr inmek gerekiyor bence. hani çünkü e, prizin klemensleri arkadaşlar ikinci bir kabloyu kaldırmaz. Hani buradaki e, çamaşır makinesi de çalışırken ne yapar? Şase yapar bilmem bir şeyler yapar. Hani ikisi kaldırmaz yani klemens. Ondan dolayı bence hani bu hattan tekrar buraya yine ayrıyeten bir e, borunun içinde yer var zaten hani e, çok kısa mesafe 2 metrelik bir mesafe itekleseniz gelir. O şekilde bir öneride bulunabilirim. Yine hani şunu da söyleyeyim. Değerli dostlar. Ee, Şohben. Hani çok yüksek amper çeken bir cihaz. Dediğim gibi 32 amper çeken bir cihaz. Sizin şu an evinizdeki bütün cihazları toplasanız 32 amper yapmaz. Bakın hani bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı. Ütüyü de çalıştırın. Fön makinesini de çalıştırın. Yok o kadar abartmayın. Fön makinesi biraz fazla olabilir. E, ütü mesela az önce baktım. 2400 watt yazıyor. Yani o da biraz yapıyor 8-9 amper. Ee, <laughs> 10 amper falan yapıyor. Yani bu şekilde düşündüğünüzde arkadaşlar yani düşünün bu kadar ağır, cih ağır cihazları çalıştırdığınız halde yine şofbenin çektiği enerjiyi yakalayamıyorsunuz. Yani bunu dikkate alarak şofben elini evinize bağlatın. Yani ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum şofbenin. Termosifon kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın hani çamaşır makinası maksimum 9 amperi görüyor, 10 amperi görüyor. Bulaşık makinesi yine keza 3 amperi görüyor. Buzdolabı bakın hani her gün çalıştığı halde 1,5 amperle çalışıyor. Fön makinesi yine 1800 watt. Yani 7-8 amper çekiyor. Dediğim gibi e, ütü yine bunlar hani 9-10 amper çekiyor. Tost makinesi derseniz yine bunlar da hani fazla bir amper çekmiyor. 1800 watt falan çekiyor. Bütün bu saydığım cihazları hani toplasanız bir şofben etmiyor arkadaşlar. Ona göre düşün hani şofben kullanırken. Teşekkürler, saygılar.